Birinci soruyla başlıyoruz. Bir hava olayları sorusu. Ahmet babasıyla birlikte televizyon seyrederken bulunduğu yerleşim yeri ile ilgili ekrana gelen yandaki görselleri izliyor ve spikerin aktardığı bilgileri dinliyor. Şimdi günlük işte cuma, cumartesi, pazar, pazar, salı içerisindeki günlük değişen hava olaylarını, hatta gün içerisindeki hava hadiselerinden bahsetmiş. İşte sıcaklığın en düşük, en yüksek, nemin en düşük, en düşük, yüksek olduğu yorumlar yapmış. En tepeye de tahmin edilen demiş. Niye? Hava olayları tahminidir. İklim kesin bilgiler içerir. Buna göre Ahmet'in bu haberi izledikten sonra aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması uygun olmaz? 1. Hava olayları tahmine dayalıdır. Evet, zaten tahmin edilen en tepede diyor bunu zaten bize. B şıkkına geçiyoruz. Hava tahmin raporları bir yerleşim yerinde uzun süre içinde aynı kalan ortalama hava şartları dikkate alınarak. Arkadaşlar biz buna iklim diyoruz. Neydi? Uzun yıllar boyu yani 30-35 sene devam eden ortalama hava olayları iklim deniyor. Ama yukarıda hava olaylarını anlatmış. O yüzden bizim hangi çıkarımı yapmamız uygun olmaz? Tabii ki de B şıkkı diyoruz. Cevabımız B. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soruda DNA molekülü üzerine çalışmalar yapan bilim insanı aşağıdaki hipotezi öne sürmüştür. DNA molekülü yapısında meydana gelen bazı bozulmalar onarılabilir. Neydi? Şimdi iki zincirde ise onarılamıyordu. Tek bir zincirde bir onarım varsa, yani hata varsa, atıyorum adenin karşısına timin geleceğine guanin gelmiş, düzeltilebilir. Ya da guanin karşısına timin gelmiş, düzeltilebilir. Ya da adenin karşısındaki zincir boş kalmış, düzeltilebilir. Ama her iki zincirde boş kalmışsa bu ne olmaz arkadaşlar? Düzeltilemez. Peki. Birinci şık, yani A şıkkıyla başlıyoruz. Kesici enzimler DNA'nın bir zincirindeki nükleotidin bir, şimdi bir zinciri diyor. Düzeltilebilir mi? Evet. B şıkkında DNA'nın farklı noktalarının nükleotitlere radyasyon uygulanarak zarar verir. Daha sonra DNA'daki değişimler gözlemleniyor. Biz burada da arkadaşlar şunu biliyoruz. Belli noktalarda diyor. Mesela hemen şurada göstereyim. Karşılıklı zincirlerde birer tane boş var. Evet, bu da düzeltilebilir. C şıkkı DNA'nın karşılıklı iki zincirindeki kesici bir. Bize ne demiş? Karşılıklı iki zincir. Arkadaşlar karşılıklı iki zincir boş ise bu ne yapılamaz? Düzeltilemez. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Öğretmen fen bilimleri dersinde aşağıdaki bilgileri maddeler halinde söyledikten sonra sonuç cümlesini öğrencilerinden bekliyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisindeki öğrenci öğretmenin beklediği cevabı vermiştir? Şimdi dünyanın eksen eğikliği, dünyanın güneş etrafındaki yıllık hareketi, dünya yüzeyinin güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesi. Arkadaşlar biz buna ne diyorduk? Mevsimlerin oluşması. İşte ne kadar dik geliyorsa yaz, ne kadar eğik geliyorsa kış, işte yazın dik geliyordu, dar bir bölgede birim yüzeye düşen ışık miktarı fazla oluyordu. Kışın geniş bir bölgede birim yüzeye düşen ışık miktarı az oluyordu ve soğuk oluyordu arkadaşlar. Şimdi A İhsan ne demiş? Mevsimlerin oluşmasına neden olur. Evet arkadaşlar. Eksen eğikliği, güneşin dolanma hareketi ve açı bizde mevsimlerin oluşmasında etkilidir ve neden olur. A şıkkı doğru cevabımız. Dördüncü sorudayız. Temiz bir akarsu ortamında bulunan canlı türleri ve sayıları şekil 1'deki gibidir. Akarsu kirlendiğinde canlı türlerinin sayıları şekil 2'deki gibi değişim gösteriyor. Şimdi bizim için önemli. Tür sayısına bakıyoruz. Şekil 1'de bir sıkıntı yok. Temiz sudayız. Birey sayılarını vermiş. Şekil 2'de kirli suya koyduğumuza bakıyorum. K'nın sayısı azalmış. Demek ki arkadaşlar çevreye uyum sağlayamamış. L'nin sayısı arkadaşlar bakıyoruz artmış, çevreye uyum sağlamış. M'nin sayısı sabit kalmış. Bu da ortalama çevreye uyum sağlamış ama en iyi uyum sağlayan galiba arkadaşlar L. P'ye bakıyoruz. P'de ise arkadaşlar N ve P'ye bakıyoruz. N ve P'de arkadaşlar birey sayısı hiç yok. Yani tür tükenmiş. Demek ki bunlar doğal seçilimde kaybedenler. Peki, grafikler incelendiğinde canlılar ile ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Değişen çevre şartlarına en iyi adaptasyonu gösteren canlı türü L midir? Arkadaşlar, baktığınızda en iyi uyum gösterip sayısını arttıran kim? L. Bakın, birey sayısını, tür sayısını 50 kadar arttırmış. Doğru. Doğal seçilim sonucu N ve P canlı türlerinin nesli tükenmiştir. Arkadaşlar, ben buraya baktığım zaman N ve P'nin artık olmadığını görüyorum. Doğru. K ve M canlı türlerinin çevre kirliliğine gösterdikleri adaptasyon aynıdır. Bakalım şimdi. K ve M. K arkadaşlar çevreye çok da iyi uyum sağlayamamış. Tür sayısı azalmış 50 kadar. Ama M görece K'dan daha iyi,
L'dense daha kötü uyum sağlamıştır. O yüzden biz üçüncü öncülü doğru kabul edemiyoruz. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı diyoruz. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Genetik mühendisleri bitki ve hayvan gibi canlıların genetik yapılarını değiştirebilir. Ne yapıyorduk? Hatırlayın. İşte DNA'nın belli bölgelerini, gen bölgelerini kesiyorduk ve başka bir canlıya aktarıyorduk. Biz bu gen aktarımı diyorduk. Hatta bunu mal ve hizmete çeviriyorsak da adına biyoteknoloji diyorduk. Canlıların genetik yapılarının değiştirilmesi insanlara bazı kazanımlar sağlar. Ha, bazen de zararları olabilir ama burada bize kazanımlardan bahsetmiş. Başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu kazanımlardan birisi olamaz? Şimdi maymunlar AIDS hastalığına yakalanmayan canlılardır. Çünkü maymunların bir gen bölgesi buna müsaade etmiyor. Eğer diyor maymunlardan insanlara bu gen aktarılırsa insanlarda da AIDS'e yakalanma engellenebilir mi? Evet. Bu çıkarım var çünkü genetik aktarım var. Yine keçilerin genlerine örümcek ağını ördüğü o genleri eklediğiniz zaman neydi arkadaşlar? Keçi sütünden ipek elde ediyorduk. Evet, burada da bir gen aktarımı var. Yine insanlarda cüceyle neden olan büyüme hormonu eksikliğinde ne yapıyorduk? Biz büyüme hormonu genini alıyorduk, bir bakteriye aktarıyorduk. Bakteri bu hormonu salgıladıktan sonra biz insana aktarıyorduk ve bu büyüme problemini ortadan kaldırıyor. Yine bir gen aktarımı var. Farklı türler çiftleştirilerek yeni türlere arkadaşlar bakın bu ıslah yöntemi. Yani evet bir biyoteknolojik durum mudur? Tabii ki de öyle. Ama burada bir gen aktarımı yok. Yani bir canlıdan bir geni kesip başka bir canlıya aktarmadınız. O yüzden biz 5. soruda D şıkkına bu kazanımlardan birisi olamaz diyoruz. Cevabımız D şıkkı. 6. soru arkadaşlar bir sıvı basıncı sorusu. Şimdi K yüzeyinde derinlik en fazla. O yüzden K yüzeyindeki basınç, sıvı basıncı en fazla. M ve L'de derinlikler eşit olduğu için buradaki basınç eşit. N'nin derinliği en az olduğu için sıvı basıncı burada en az. Niye? Çünkü biz şunu biliyoruz. Sıvı basıncı yoğunluk ve derinlikle doğru orantılıdır. Yoğunluk artarsa arkadaşlar. Sıvı basıncı artar, derinlik artarsa sıvı basıncı artar. Sorumuz okuyor. Buna göre K, L, M, N noktalarına dalgıca etki eden sıvı basınçlarını gösteren grafik hangisidir? Arkadaşlar baktığınızda A'da en yüksek K'da sonra L ve M ardından en az N. Biz burada aynen bunu zaten sorunun en başında anlatıp çözmüştük arkadaşlar. İstiyorsanız burada sayısal değerler verip de çözebilirsiniz. 7. sorudayız. Bir periyodik cetvel sorusu. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerlerini göstermiş arkadaşlar. Bu elementlere ait sorular ve cevaplar aşağıda verilmiştir. Şimdi buna göre hakkında soru ve cevapları verilen bu element hangisidir? Biz bulalım. Sonra aşağıdan da işaretleyelim. Element ikinci periyottadır. Şey periyotta mıdır? Hayır. O zaman ikinci periyotta olan oksijen olamaz. C şıkkı gitti. Atom numarası ondan büyük mü? Evet. O zaman hidrojen de olamaz arkadaşlar. Çünkü hidrojen 1, oksijen 8. Bunlar uymuyor. Ya alüminyum ya argon. O yüzden arkadaşlar hangi şıklar kaldı? B ve D şıkları kaldı. Peki devam edelim. 3 soygaz mı? Hayır. Şimdi o zaman soygaz değil. Argon, neon, helyum, soygaz. Tek kalan kim? Alüminyum. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar olacak. Alüminyum bir metal unutmayalım. 3A grubunda bulunan bir metaldir. 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soru bir çaprazlama soru. Tek karakter çaprazlama sorusu arkadaşlar. Şimdi diyor ki iki melezi çaprazladığımızda 3 genotip oluşmuş, 2 fenotip oluşmuş. İki tane saf baskın, saf çekini yaptığınız zaman tek bir genotip, yani melez genotip oluşmuş, tek de bir fenotip oluşmuş. O da baskın olanın fenotipini oluşturmuş. Diyor ki melez ve saf çekinik çaprazlarsanız iki genotip oluşur, iki tane de fenotip oluşur. Yargılarından ya da ifadelerinden hangileri doğrudur bu tabloya göre? En az genotip çeşidi heterozigot karakter arkadaşlar heterozigot karakterler yani büyük B küçük B büyük B küçük B'yi çaprazladığında en fazla genotip çeşidini gördük. O yüzden bir gitti. Yanlış. 2. En fazla genotip çeşidi heterozigot karakter çaprazlamasında. Doğru. En az fenotip çeşidi homozigot saf ve homozigot çekinik olan yani büyük B büyük B küçük B küçük B çaprazlandığında görülmüş. Bir genotip bir fenotip. Doğru. 2 ve 3 doğru cevabımız 8. soru için deniz ediyoruz arkadaşlar. 9. soru bir asit baz sorusu. Keyifli bir soru. Mavi turun sol kağıdını arkadaşlar K, L, M sıvılarına batırmış. K sıvısında oluşan mavi, L'de mavi, M'de ise kırmızı. Şimdi şöyle diyebiliriz. K ve L ya bazdır ya nötrdür. Peki M net bir şekilde ne? Asit arkadaşlar. Şimdi biz M'yi biliyoruz. Kesinlikle neymiş? M asit. K ve L baz
Ya da nötr olabilir ama yukarıda şey demiş. Asit ve baz çözeltisi olduğu bilinene göre. O zaman kahveliği kesinlikle baz olduğunu artık onu da biliyoruz. Diyor ki hangisinde asit baz tepkimesi gerçekleşir? Bakın arkadaşlar. Biz ne demiştik? K için baz, M için asit. O zaman eminin düzenlediğinde kesinlikle asit ve bazlar nötralleşme tepkimesi yapar. Doğru. Hatta ne oluşuyordu? Kesinlikle tuz oluşuyordu. Bazılarında su da oluşabilir. L ve M yine baz ve asit tepkimeye girdi. Nötralleşme tepkimesi olur. Emin ve İhsan da oluyor. Bakalım Furkan'ın düzenini. K baz, L baz. Baz bazla arkadaşlar herhangi bir asit baz yani nötralleşme tepkimesine girmez. O yüzden Emin ve İhsan'ın düzeneği asit baz tepkimesi gerçekleştirir. Yani cevabımız C şıkkı olacak 9. soruda. 10. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir ısı sıcaklık sorusu. Diyor ki yandaki şekilde aynı miktarda ve aynı sıcaklıkta. Şimdi sular bulunuyor. Suların sıcaklıkları ve miktarları eşit. Bu bizim cebimizde bir kalsın. Diyor ki iki kabada özdeş K ve L cisimleri bırakılıyor. Bununla da bir sıkıntı yok. Bu işlem sonunda K cismi ısı alırken biz şunu biliyoruz. K ısı alıyor. L cismi ısı kaybediyor. Demek ki K cisminin sıcaklığı sudan az. Niye? Çünkü sıcaktan soğuğa geçmiyor muydu arkadaşlar ısı akışı? Demek ki suyun sıcaklığı K'nın sıcaklığından fazla ve oraya su ısı geçişi oluyor. O zaman burada K'nın sıcaklığı sudan az. L ısı kaybediyor. Demek ki ısı veriyor. Sıcaktan soğuğa geçmiyor. O zaman L'nin sıcaklığı da sudan fazla. O zaman bir sıralama yapalım. En yüksek sıcaklık kimde? L'de. Sonra suda en düşük sıcaklık kimde? K'da. Buna uyan tek bir şıkkımız var arkadaşlar. Suyun sıcaklığına 40, K 20, L 60. Ha, şöyle de yapabilirsiniz. Burada aritmatik ortalamalarla da yapabilirsin ama problem değil. Biz burada neye bakacağız? Büyükten küçüğe sıcaklıkları sıralayacağız ve çıkan cevabımız C olacak. Peki. 11. soru. Arkadaşlar burada küçük bir hatırlatma yapacağım birazdan size. Çünkü büyük ihtimalle sınavda da görememiş olabilirsiniz bazı yazıları ama ben tek tek anlatacağım. Çünkü biz bu soruları çok net çözdük arkadaşlar fazlasıyla. Şimdi diyor ki K şehrinde oksijen miktarı fazla. L şehrinde karbondioksit miktarı fazla. Hatta şöyle söyleyeyim. Sera gazları L şehrinde çok. K şehrinde de arkadaşlar havada görece daha temiz. Diyor ki buna göre diyor grafiklerdeki değerlendirmelerde hangi yorum yanlış olur? Peki. A şıkkına bakalım. K şehrinde asit yağmuru görülebilir mi? Bir kere karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit görüyorsanız oluşabilir. Evet. Ha, L şehrine göre daha mı azdır? Evet. Çünkü K şehri görece daha havası temiz bir yer. O yüzden K şehrinde de görülebilir ama L şehrine göre daha az görülür. A şıkkı doğru. B şıkkına geçiyorum. L şehrinde K şehrine göre daha fazla, evet, L şehri daha hava kirliliği olan bir yer. Karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksitin fazla olduğu bir yer. B şıkkı da doğru. C. K şehrinin havası L şehrinin havasından daha temizdir. Evet, oksijeni bol, karbondioksit ve azot dioksit gibi zehirli gazlar az. K şehrinin nemi fazla. Demek ki daha temiz havaya sahip bir şehir. L şehrinin asit yağmur görülme ihtimali K şehrine göre arkadaşlar daha azdır dediğini düşünüyoruz. Burada göre daha azdır diyor ve cevabımız 11. soruda D oluyor. Ama burada bir eksik bilgi var. Sınavda zaten size bunu hatırlatmış olduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Peki. Peki. 12. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir araştırma grubunun bir hafta içinde yapacağı çalışmalar maddeler halinde sıralanmıştır. Havayı gözlemlemiş, sıcaklığını ölçmüş, havanın nemini ölçmüş, rüzgarın yönünün şiddetini ölçmüş, havanın basıncını ölçmüş, yağış miktarı. Arkadaşlar bildiğiniz bir meteorolog gibi çalışmış. Hava tahmini yapacak bu arkadaş büyük ihtimalle. Haftalık bir hava tahmini yapacak. Buna göre bu araştırma grubu ve yaptıkları çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisindeki ifade söylenemez? Şimdi araştırma grubu meteoroloji ile ilgili bir çalışma. Evet, hatta meteorolog bile olabilir bu arkadaşlar. Araştırma grubu yapacakları çalışmalar neticesinde bölgenin iklim özellikleri ile ilgili detaylı bilgiye sahip olur. Arkadaşlar iklimle ilgili detaylı bilgi yapacaksa en az 30-35 sene yapacak bunu. Öyle bir haftayla bunu yapamaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız B oluyor. Bu yorum yapılamaz. Peki. 13. sorudayız. Yine arkadaşlar bu açık hava basıncı sorusu.
Benim çok kere anlattığım bir soru şekli. Buraya ilk baktığınızda görünse şudur. Hocam burada kabın şeklinin hiçbir önemi yok. Sıvı basıncında kabın şeklinin önemi olmadığı için açık hava basıncı her birinde 76 ölçülmüş. Soruyu gördüğünüz anda bunu demiş olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bir araştırmacı deniz seviyesinde ve 0 derece Celsius'ta. İlk bunu yapan kimdi? Torricelli'ydi arkadaşlar. Yeterince civa bulunan kaba farklı boyutlarda ve içi tamamen civa ile dolu cam boruları daldırmış. Daldırdığı cam borulardaki civanın bir kısmının kap içinde boşaldığını ve bir süre sonra cam borudaki civa seviyesinin değişmediğini fark etmiş. Niye? Çünkü arkadaşlar açık hava basıncı 76 santimetre civa. Bu nasıl değişir? Deniz seviyesinden yükseklere çıkarsanız azalır. Deniz seviyesinden aşağı inerseniz artar. Lakin şu an ne deniz seviyesinden yükseğe çıkmış ne de aşağı inmiş. O yüzden burada bunun yorumunu yapamayız ama siz genel bir bilgi olarak bunu biliyorsunuz. Peki, araştırmacı yaptığı bu etkinliğe göre hangi sonuçlara ulaşabilir? Deniz seviyesinden yukarı çıktıkça açık hava basıncı azalır. Bu doğru ama burada bununla dair bir şey söylememiş. Şöyle olsaydı bir dağ çizseydi, dağın farklı noktalarını gösterseydi, açık hava basıncının azaldığını ya da arttığını gösterseydi burada bu yorumu yapabilirdik ama böyle bir şey vermemiş. Peki bize ne vermiş? Kabın şeklinin bir önemi olmadığını vermiş. İkinci öncül. Cam borudaki civanın yüksekliği cam borunun genişliğine bağlıdır. Arkadaşlar cam borunun şekline bağlı değildir. Genişliğine, uzunluğuna bağlı değildir. Neye bağlıydı? Sıvı basıncı aslında bu. İki şeye bağlı. Bir, yoğunluğuna. İki, yeryüzüne yani deniz seviyesine göre yüksekliğine bağlıdır. Peki. İki de olmuyor. Cam borunun eğik ya da dik durması civa yüksekliğini değiştirmez. Evet, hiçbirinde civadaki yükseklik değişmemiş. Açık hava basıncını değiştirmemiş. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Yaptığı bu etkinliğe göre hangisine ulaşılabilir? 3'e ulaşabiliyoruz. 2'ye ulaşabiliyoruz. Pardon, 2 de genişliğine bağlı değildir demiş. Evet, 2'ye de ulaşıyoruz. 2 ve 3 doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Yani lütfen bunu unutmayın. Yani çünkü Torricelli'nin bu sorusu çok kere çıkacak karşınıza. Cam buradaki civanın yüksekliği cam burun genişliğine bağlı değildir. Kesit alanına bağlı değildir. Neye bağlı? İki şeye bağlı. Bir daha üzerine çiziyorum. Bir, o civanın ya da işte oradaki sıvının cinsine, yoğunluğuna ve deniz seviyesine göre alçak ya da yüksek oluşunuza. Tamam arkadaşlar. Deniz seviyesinden yükseğe çıkıldıkça açık hava basıncı azalacak. 14. sorudayız arkadaşlar. 14. soru bir asit baz sorusu. 4. ünite sorusu daha doğrusu. Birinci ve ikinci grup olarak isimlendirilen maddelerin bazı özelliklerini vermiş. Birinci ve ikinci grup maddelere örnek olabilecek maddeler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi birinci grup madde. Tadı acı. Arkadaşlar demek bu baz. OH veriyor baz. Sulu çözeltiyi asitle bazı elektrikleri ilettiğini biliyoruz. Sulu çözeltiler asitlerde bazılarda elektrik akımını ne yapardı? İletirdi. Peki ikinci grup madde sulu çözelti elektrik akımını iletir mi? Evet. Metalleri aşındırır. Evet. Mavi turun solu kırmızıya çevirir. Evet. Yani asit. Birinci grup baz, ikinci grup asit. Hangi örnek buna uyuyor? Şimdi birinci gruba tuz grubu demiş. Olmaz. Portakal suyu demiş. Olmaz. Limon suyu demiş. Olmaz. Ama birinci gruba sabunlu su demiş. Genelde deterjanlı bu temizlik malzemeleri neydi arkadaşlar? Bazdı. Doğru. Birinci gruba sabunlu su örnek verebilir. İkinci gruba sirke, portakal suyu, limon suyu arkadaşlar bunların her birisi neydi? Asitti. O yüzden cevabımız Bursa. Ama biz yine asitlere bazı örnekler verelim. İşte folik asit, tartarik asit, benzoik asit, butirik asit gibi asitler arkadaşlar meyvelerin içinde bulunan asitlerdir. Unutmuyorsunuz. 15. soru. Atmaca kuşlarının fareleri avlamasında farelerin tüy rengi ile zemin rengi arasındaki ilişkiyi araştırmak için bir deney düzenlenmiş. Bu deneyde aynı türe ait kahverengi ve beyaz tüy rengine sahip fareler kullanılmış. Şimdi toprak zeminde kahverengi olanlar hayatta kalmış. Karlı zeminde ya da beyaz zeminde beyaz olan fareler hayatta kalmış. Neden? Çünkü bunu avlayan atmaca toprak rengine uyum sağlayanı daha az ya da görebildiği için ne olmuş? Toprak rengi olanı avlayamamış, açık renk olanı avlamış ya da tam tersi kar zeminde toprak rengi olan daha çok belirgin olduğu için onu avlamış, beyaz olanı avlayamamış. Bu aslında bize burada neyi anlatıyor? Bir, ortama uyum. İki, bu ortama en iyi uyum sağlayanın doğal seçilimini anlatmış. Peki, öncüllere bakalım. Yapılan bu deney etkinliğiyle
etkinliğine göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 1. Farelerin bulundukları ortamla aynı veya yakın renkli olmaları düşmanları tarafından görülme olasılığını düşürdüğü için hayatta kalma olasılıkları artar. Evet. Hatta buna kutup ayılarını örnek veriyorduk. İşte kutup tilkileri de böyle. Farelerin tüy rengindeki çeşitlilik bazı ortam koşullarında hayatta kalma şansını arttırırken bazı ortam koşullarında bu şansı azaltır. Evet, yani kutup ayısını alıp ormana götürürseniz arkadaşlar, ya da kutup faresini ormana getirirseniz bu şans azalır. Ama kutup faresini kutuplara götürürseniz bu şans artar. Doğru. Doğal seçilim çevreye uyum sağlayanlar yönünde işler. Evet, doğal seçilimde kazanan olanlar ortama en iyi uyum sağlayanlardır arkadaşlar. O yüzden 15. sorumuzun cevabı D şık oluyor. 16. sorudayız. Yine bir ısı sıcaklık sorusu. Şimdi diyor ki başlangıçta katı. O yüzden grafiğin ilk kısmını hemen biz şuraya ne yazmamız lazım? Katı dememiz lazım. Peki şurası sıcaklığın sabit kaldığı yer. Burası hal değişim noktası. Katı sıvı. Hatta 40 derece bunun erime noktası. Şurası sıvı. Peki. Yani burada bir kere hal değiştirmiş. O da erime. Grafikteki bilgilerden yararlanılarak numara ile ifade edilen niceliklerden hangileri bilinebilir? Maddenin 10 derecedeki fiziksel hali. Arkadaşlar 40'ın altındaki tüm halleri bilebilirim. Niye? Hepsi katı. Yani 30'da da katı, 10'da da katı, 0'da da katı. Bunun aşağısının hepsinde katı. Doğru. Buna biz ulaşabiliyoruz. Maddenin kaynama sıcaklığı. Arkadaşlar sıvıyı görüyorum ama şöyle şurada bir yerde düz kalsaydı, atıyorum 120 derecede sabit bir çizgi görseydik, burası hal değişimi, ikinci hal değişimi, yani buharlaşmaya da kaynama sıcaklığı derdik. Ama öyle bir grafik olmadığı için 2'yi diyemiyoruz. 3. Maddenin öz ısısı. Arkadaşlar maddenin öz ısısını bulmam için Q eşittir mc delta t demem lazım. Doğru mu? Şimdi Q eşittir mc delta t diyeceğim ama şimdi buradaki sıcaklık delta t'yi bilmiyorum. Sıcaklık farkını bilseydim. 2. Kütlesini bilseydim. Bunları bilmiyorum. Ne biliyorum sadece arkadaşlar? Aldığı ısı miktarını, yani bunun erirken aldığı ısı miktarını biliyorum. Maddenin erimesi için gereken ısı miktarı. Evet, bunu biliyorum. Kaç? Hatta 400 jül ısı alması gerekiyor. O yüzden 1 ve 4'ü bilebilirim. Fakat 2 ve 3'ü bilemem. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. 17. sorudayız. Yine bir araştırmacı bir türe ait fareler üzerine yaptığı deneyde 10 nesil boyunca farelerin kulaklarını keserek kulağı kesilmiş fareleri çiftleştirmiş ve her nesilde oluşan farenin kulak yapısının yine aynı olduğu, tam olduğu. Aslında bundan bir önceki denemenizde de o uzun boyunlu Karen'de kadınların da sorusu buna benziyordu. Bu aslında modifikasyon arkadaşlar. Yani siz o farenin kulağını kesseniz bile onun genetiğinde tam kulak yapısı olduğu için her seferinde doğan yavrular tam kulakla doğacak. Diyor ki bu deney sonucunda araştırmacının aşağıdaki sonuçlardan hangisini ulaşması uygun olur? Çevre etkisiyle oluşan değişimler nesilden nesile aktarılır. Arkadaşlar hayır, bu modifikasyon aslında. Modifikasyonlar nesilden nesile aktarılmaz. Farelerdeki mutasyon üreme hücrelerinin arkadaşlar modifikasyondan bahsediyor. Mutasyon dediği için bu da olmaz. Farelerde sonradan gerçekleşen değişimler kalısal olmamıştır arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz kalısal mı değil, niye bir sonraki nesle ne olmamış, aktarılmamış. Bu sebepten dolayı cevabımız C şıkkı oluyor. Çünkü genetik yapısı değişmemiş ve bir sonraki nesle aktarılmamış modifikasyon. Arkadaşlar 18. sorudayız. 18. soru bir yine asit baz sorusu. Diyor ki deney düzenekleri hazırlamış. Birinci düzenekte ampul yanmıyor. Diğerlerinde yanmış. Niye? Çünkü saf su elektriği iletmez. Elektriği iletmediği için de arkadaşlar burada elektriği iletmediği için de ampul yanmamış. Asitler ve bazlar sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletiyor. İlettiği için de iki ampul de yanıyor. Yorumlarından hangisi yapılamaz? Suda hidroklorik asit, hidrojen ve klor iyonlarını ayrıca. Evet. Hatta şöyle diyoruz. Asitler sulu çözeltisini hidrojen iyonu, bazlar da sulu çözeltisini hidroksi yani OH iyonu verir. A şıkkı doğru. B. Saf suyun elektrik iletkenliği asit ve baz hatta tuza göre daha arkadaşlar saf su elektriği iletmez. Nasıl böyle bir çıkarım yapıyor? İletseydi zaten ampul yanardı. O yüzden B şıkkı yanlış şıkkımız oluyor. Yani yapılamaz şıkkımız. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Peki 19. 19. soru kanser için bir umut, bir paragraf vermiş bize arkadaş gazete haberi. Dünyada ilginç canlılardan biri olan köstebek genetikçiler arasında merak uyandırdı. Araştırmalar sonucunda köstebeklerin 30 yıla kadar yaşadığı ve asla kanser olmadığı, ayrıca derisinde acı hissetmediği tespit edildi. Peki, yukarıdaki bir gazete haberi verilmiştir. Bu haberden yararlanılarak çıkarımlarından hangileri yapılamaz? Şimdi
Kanserle mücadelede köstebeğin gen haritasından evet arkadaşlar, hatta biz gen aktarımı yapıyoruz genetik mühendisleri. Eğer gen haritasını çıkarırsak o gen bölgesini kesip aktarabilir. Hatta o gen bölgesindeki koda uygun dizilimler oluşturabilir ve kanseri yenebiliriz. Doğru. Köstebeğin deri hücrelerindeki acı hissetmemesini sağlayan genler bulunabilir. Tabii ki de, çünkü bizim DNA'mız arkadaşlar bildiğiniz bir flash bellek gibi. İçindeki tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Yeter ki doğru teknikleri kullanın. Biyoteknoloji ve gen mühendisliğinden, genetik mühendisliğinden yararlanın. Köstebeklerdeki kanser olmayı sağlayan bir, kanser olmayı değil olmamayı sağlayan gen eşeğin kromozomlarında taşınır. İki, hangi kromozomda taşınır, eşeğin mi vücut mu belirtmemiş. Bu haberden bu sonuca ulaşamayız. Üçe ulaşamıyoruz. Dörde okuyalım. Köstebeğin kanser olmamasını sağlayan genlerin yapısının incelenmesi kanser tedavisi için önemli bir ipucu mudur? Evet arkadaşlar. Hatta şimdi son zamanlarda koronavirüsle karşılaşıyoruz ve biz ne yapıyoruz? Koronavirüsün genetik haritasını çıkarmaya, o RNA üzerindeki dizilimi görmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü tedavide bu önemli. O yüzden arkadaşlar 1, 2, 4 çıkarımları yapılabilirken 3'ün çıkarımı yapılamaz. Yani 19. sorunun cevabı arkadaşlar Adana. 20. sorudayız. Fen bilimleri öğretmenim farklı yüzey alanlarına sahip küp şeklinde eşit ağırlık bir, eşit ağırlık demiş. K, L, M cisimlerini sınıfa getiriyor. Öğrencilerinden bu zemini en fazla basınç yapacak şekilde yerleştirmesini istiyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? İki şey. Bir, P eşittir G bölü A. Yani katı basıncı ağırlıkla doğru orantılı ama bizim burada ağırlıklarımız eşit. Peki yüzey alanına ters. Yani yüzey alanı ne kadar küçültürsek basıncı o kadar azaltırız. O zaman yüzey alanı en küçük olan K'yı en alta koyalım. Diğerlerini de üzerine dizelim. Bu sayede en yüksek basıncı elde edelim. Buna uyan şık kim? B şıkkı arkadaşlar. Yani K yüzey alanı azalttık. 1, 2, 3. 3G bölü A'dan 3P kadar basınç elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Burada rakam verip de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.